Şubat ayında bir Prag gezisi düzenliyor İSİAD. Size maili gelecek. Onu söylemek isterim. Bir de Salı günü adli önünde şehit edilen polisimiz Fethi Sekin'e İSİAD olarak bir bağışta bulunduk ailesine. Buradan destek veren arkadaşlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Başta Mustafa Derin ve Ayhan Baran olmak üzere katkı koyan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Şehidimizin ailesine bağışımızı yaptık ve gittik evinde eşini ve annesini ziyaret ettik, kayınvalidesini. Onun dışında yine bildiğiniz gibi 10.000 çift ayakkabı dağıttı İSİAD bu yıl yoksul çocuklara, fakir semtlerde öğrencilere, küçük çocuklara 10.000 çift ayakkabı, 6.000 çift çorap, 1.000 çift mont dağıttık. Bunu da buradan söylemek isterim. 4. İSG zirvesi, biliyorsunuz her yıl biz iş sağlığı ve güvenliği zirvesi yapıyoruz. 3 yıl doldurduk. 4.sünün çalışmaları şu anda başladı. İnanılmaz da rağbet görüyor. Bu sene yine çok coşkulu bir şekilde bu zirveyi yapacağız. Bu zirveyi çok önemsiyoruz. Çünkü işçi sağlığı ve güvenliği bize göre işçi örgütlerinden daha çok patron örgütlerinin derdi olmalı diye düşünüyoruz. Ben sözü uzatmadan değerli konuğumuz Ahmet Nazif Zorlu'yu buraya davet ediyorum efendim. Yani biz efendim anarşi var, memlekette bizim efendim şu var, bu var deyip de içimize çekilmememiz lazım. Ve bugün Zorlu grubu hiçbir zaman en büyük yararlandığı fırsatları değerlendirmiştir. Her zaman fırsatlarda değerlendirerek ve bugünlere gelmiştir. Bakın biz dün akşam da yine bir yerde konuşmacıydım. Biz Zorlu grubu olarak iki tane dokuma tezgahlarının içinden gelerek bir kobi olarak geldik ve bugün 30 bin istihdam yaratıyoruz. Yan sanayimizin, bakın bugün 20 bin yan sanayide çalışanımız var. Ve bakın o siz, ben yapmayacağım, siz yapmayacaksınız, o yapmayacak, bu ülke ne olacak? Bakın işsizlik %12'lere gelmiş. Türkiye'de çok yenilikler yaptı. Ve birkaç tanesini sizler bunu sayın. Türkiye'de ilk nevresimi, enfirme nevresimi yapan bizzatım. Ve ilk yaptığım vakitte ama ne korkular çektim biliyor musun? Ama çok çalıştım. Madan çarşaf yapacak dediler. Ve inanın nasıl sattım biliyor musunuz? Ve o yaptığım çarşaf benim dünyaya açılmama, ihracat yapmama ve ilkleri yaptığım, her yaptığım ilkleri gördüm, geldim, burada uyguladım, yurt dışında geldim, uyguladım. O zaman da tabii bugünkü gibi değil, serbest bir açık, gümrük duvarları da vardı. Hadi bire mal ediyorduk, dörde satıyorduk. Çok şükür. Ama bugün o dünya yok artık, %2'ler, %3'ler. Volüm var. Yenilik var. Eğer yenilik yaparsanız, yenilikleri yaptığınız vakitte inanın hiç korkmayın. Ama altını çizerek söylüyorum. Bugün Zorlu grubunun geldiği nokta bütün yeniliklerden geçmiştir. Ben Vestel'i bir A4 üzerinde satın aldım. Beyaz eşyada her 100'den 80'ini ihraç ediyoruz. Yine kalkınmış ülkelere ihraç ediyoruz. Ben buradan yine de herkese buradan yeni söylüyorum. Biz de bir merak var. Avrupa malı kullanalım. Biz Avrupa'nın malını tüketelim. Ve yerli malını kullanmayalım. İnanın ben şunu diyorum, gençlere şunu diyorum. Diyorum ki her aldığım bir telefonda Amerika'nın telefonunu aldınız. Bu size aldığınız vakitte o silah olarak size dönüyor. Verdiğiniz para. Biz de buyurun. Hiçbirbirinden farkımız yok dediğimiz gibi. Yerli ilk telefonu ürettik. Teşekkür ederim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Ve bu gördüğünüz hep %100 tamamen Türk mühendisleri, Türk işçilerinin yaptığı. Bir de soruyorlar ki Ahmet Bey bunun ne kadarı ithalat? Ya %100 ithalat diyelim.
şeysi, ham maddesi, yani kiti. Yahu kardeşim, bunun %75'i şeyse, %25'i burada kalıyorsa, al ithal et. Bugün hiçbir ülke %100'ünü kendi ülkesinin üretmesi mümkün değil. Ben hanımefendiler buradan istirham, ricam, yani yerli malını kullanalım. Hep bütün bunu hanımlar biraz daha öne çekiyor, diyor ki bu daha şey olur. Yapacağım ciddi kurumlar, büyük firmalar var. Dolayısıyla ben de İzmir'e davet edeyim Ahmet Bey diyorum. Alkışlıyoruz kendisine. Evet, ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Zorlu. Sayın Zorlu.